Peki, Şaban Sevinç. Ya şimdi tabii çok gerçekten çok üzücü bir şey yani şeyde Yılmaz yani polis memurumuza Allah rahmet sabır dileyelim. versin ailesine Al sevdiklerine Alçakça şehit edildi. yani e, maalesef ama artık bizim şunu sorgulamamız lazım. Adalet diye bir şey kalmadı, kalmadı yani şimdi Mücahit Bey şimdi haklı olarak diyor ki yani tartışmaları şey yaparken, konuşurken, bu olayı değerlendirirken hani kimi davalarda diyor tutuklanmadı sanık diye eleştiriliyor. Kimilerinde de tutuklandı, haksız tutuklandı diye eleştiriliyor diyor. E kardeşim şimdi e, adalet niye var? Koskoca yargı sistemi bizim vergilerimizle e, işte çalışan, bu milletin vergileriyle çalışan, doğal olarak yani ve Türk milleti adına karar veren binlerce hakim savcı, o teşkilat, adalet bakanı, adalet bakanlığı teşkilatı, yerel mahkemeler, istinaf mahkemeleri, yargıtaylar, efendim anayasa mahkemesi ni niye var? Niye var? Bu milleti de değil mi? Adalet duygusunu vermek için. Ya ben benim ülkemde kardeşim adalet var. Bir işte bir kişi suç işleyince cezasını alır, bedelini öder. Hiçbir suç cezasız kalmaz. Bu güven var mı içimizde vatandaşlar? Maalesef yok. Ya içimiz kan alıyor. Bugün polis memurumuz, işte gencecik polis memurumuz alçak bir alçak tarafından şehit edildi. Şey, şey, şehit edene bakıyorsun, o saldırgan katile bakıyorsun. Ya adam suç makinası. Adam suç makinası. Ya böyle bir insan nasıl bu toplumun içinde yani elini kolunu sallayarak gezebiliyor? Yani 26 kez 26 kez suç işlemiş ve hala dışarıda herif ya. Akıl aranıyormuş. Al akıl almaz bir şey ya. Aranıyormuş Gerçekten ya, akıl abi. almaz bir şey. Aranıyormuş, şimdi bulunamıyormuş. sen öte yandan Mücahit Yok. Bey hani, hani iktidar partisi mensubu olduğun için. Ya şimdi hani toplumun vicdanını yaralayan olaylar. Mesela Narin olayı da var. Bugün Sayın Bakan da basın toplantısı yaptı. Ben zannettim ki işte açıklayacaklar katili, Narin'in katilini falan. Hala Sayın Bakan diyor ki işte araştırıyoruz şu kadar ifade alındı, bu kadar tutuklu var bu kadar bilmem ne var filan diye açıklama yapıyor. Ulaşacağız diyor, her şey aydınlığa kavuşacak hani e, kamuoyunun rahatlayacak diyor. Ya bir ay geçti ya, sekiz, ya bir ay geçti. Narin 8 yaşındaydı. Küçücük bir köyde, bir aile içinde alçakça öldürüldü ya. Annesi, abisi, amcası, herkes işin içinde. Hani günlerdir, bir aydır tartışılıyor ekranlarda falan. Ya hala bu devletimiz, bizim devletimiz, hani o güçlü Türkiye Cumhuriyeti devleti, güçlü polis teşkilatımız, güçlü işte adalet teşkilatımız. Ya bu çocuk katilini nasıl bulamaz ya? Ya, ya yüzlerce kişinin Sayın Bakan'ın söyledi, 173 kişi defa ifade alınmış ya. 173 defa ifade alınmış. Ya herhalde ben sorgulasam. Şişli katili olabilir. katili devlet bulmuyor. Evet. Katilin kim yani, olduğuna mahkeme karar veriyor Şaban Bey. Yani belli. ajitasyon şu an yapıyorsunuz an. şu an. Yok yok ajitasyon yapmıyorum. Yani tamam. bu konu tamam. hepimizin bir ortak paydası. Ajitasyon yapma. Yap yani nasıl bir ayda buluşamaz? Ajitasyon yani. yapıyorum. yapıyorum. Rica ederim ajitasyonuyorum. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Daha soruşturma aşamasında, Kovuşturma başlamadı. Şehir plancısı Tayfun Kahraman cezaevinde. Milletin ne yapmış Tayfun Kahraman? Polis mi polise kurşun mu sıkmış ya da işte bir terör faaliyeti mi yapmış? Yok cezaevinde. Efendim Can Atalay insan hakları savunucusu bir avukat. Cezaevinde. Çiğdem Mater cezaevinde. Bunlar evet, gezi davasıyla. Silah mı kullanmışlar? Silah mı kullanmışlar? Terör faaliyetine mi karışmışlar? Polise kurşun mu sıkmışlar? Yok. Ama polise kurşun sıkan serseri bugün sizin cezaevinde olması etti. için sırf çocuğa polise, çocuğa cinsel tacizde bulunan GJK'de kişi. Bak, cinsel şey. tacizde bulunan kişi arkadaşlar sokakta bugün polis vurdu çocuğa cinsel tacizde bulunan, kadına cinsel saldırıda bulunan ruh hastası sokakta geziyormuş. Bugün de aynı kişi polisimizi öldürdü. Sokaktaymış. Ama bu dediğim kişiler, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Can Atalay, hiçbir ellerine silah almamışlar, hiçbir şey yapmamışlar. Ama cezaevindeler. Hani adalet terazisi. Hani adalet, adalet niye sağlanamıyor Türkiye'de? Şimdi bakın bu Türkiye'nin yani affedersiniz ben. şimdi ne, ne alakası Edeceğim var? Yani. Yani ne abi. ilgisi var? Bir dakika. Yani ya Çocuk satıcısı, yani. çocuk tacizcisi. Yani şeyden ta, materde çocuk mu taciz etseydi? Bu nasıl ya, bir kıyaslama abi? Bu nasıl bir kıyaslama? Ajitasyon yapıyorsunuz. Bu nasıl mantık? ya? Gerçekten bak ortada bir sorun Hayır. var Şaban Bey. Konuşalım? Daha ya. dakika bir ne, başlıyorsunuz ne, ajitasyon e, Ne yapayım yani? Ne, ne sorunun kendisini konuşmuyorsunuz. Ne konuşayım yani? Yani bir insanın cezaevinde olması için silah mı sıkması lazım? mi? Adam çek senet yolsuzluğu yapıyor. Hapishanede o da atılmasın hocam. adam de... dolandırıcılık yapıyor hapishanede. Adam hakaret ediyor hapishanede. Onları da atmayalım. Nasıl olsa polise kurşun sıkmak. Ö öyle mi diyorsunuz? Tek yani? karine bu mu? Öyle polise kurşun, kurşun sıkmak mı? Neyiz, ne yapalım? Öyle ya? bir kıyas. Elma ile ya? armudu kıyaslıyorsun. Bu bozuk düzeni yani. İlgisi yok ki. ki. Bu bozuk düzeni eleştirmiyorum. Sen Türkiye'de adalet sistemine... Yani, yani sırf katili konuşmayalım ya, diye. Sırf şu katili konuşmayalım diye neler yapıyorsunuz? Ne alakası konuşalım. var ya? alakası var ya? Polisimiz şeyi dedi ya. Onu konuşuyor. Ne yapalım? Ne yapalım? Konuşuyoruz işte. Tamam onu konuşuyoruz. Lütfen onu konuşuyoruz. 26 tane suç işleyen serseriye sokakta salarsan tabi polisimiz şey der. Peki Yani ya, rica peki, ederim sonra ya. bir o Bir, şeyde, de bir dakika Tamam tamam. Bakın Türkiye'nin evet. en önemli hukukçularından Gönenç Gürkaynak. Bugün bu polisimizin şehit edilmesi üzerine o işte katilin de hani yakalanıp o görüntüler üzerine iki tane tweet attı. Şu görüntüler mi? Çöp çöp poşeti. Evet çöp poşetiyle ilgili de. Zaten Bakın adam şimdi, çöpmüş işte. Gönenç Gürkaynak ciddi bir hukuk adamı. Türkiye'nin Değil mi Mücahit Bey? Ciddi bir hukuk adamı. Şöyle, bir suç makinesini, yani bu polisimizi vuran katili, 26 kez salı vermek bir merhamet eylemi değil, bir hukuk zaafıdır. Aynı şekilde ocaklara ateş düştükten sonra 27. seferde, yani bu polisimizi öldürdükten sonra 27. seferde ona çöp torbası giydirmek de bir güç gösterisi değil, hukuk zaafında ısrar etmektir, diyor. Bu tür şovlara ihtiyaç duyan ülkeler arasında olmak hazin. Devletin gücünü hissettirmek, belli bir olay karşısında devletin eylem ve işlemlerini tesis edenlerin ve toplumun o konudaki duygularını ne olursa olsun daima her an hukukun üstünlüğüne saygıyı öncelikle görmekle, hukuku yüceltmekle olur. Şüpheliye çöp torbası giydirmekle olmaz. Şimdi şüpheliye çöp torbasını giydirelim. Alçağa. En kötü muameleyi de yapalım. Hakikaten de hak ediyor. Hakikaten de hak ediyor. Ama, Bu arada iki kadın polis Evet, iki Memurumuz, kadın polisin nezaretinde hayvan polisle, Hayvan e, hayvan nakil, nakil, aracı. nakil aracına atıyorlar zaten. Ya şimdi attılar. Şimdi tabii polisin, polisimizin ruh hali tabii çalışma arkadaşları öldürülmüş, alçakça öldürülmüş. O kişi yani daha böyle itibarlı bir şey yapmalarını tabii ki beklemezdik. Bence hani daha kötü de muamele yapabilirler filan ama Deminden beri konuştuklarımız, ya tü, öncelikle biz hukuk devleti, ya yani bu serserinin 26 kez suç işledikten sonra Mücahit Bey, sokakta olmaması gerekir. Sokakta olmasaydı, yani adalet işleyebilseydi, adalet yerine gelebilseydi, bugün o polis memuru kadın, kadın öldürülmeyecekti. Bu serseri hak ettiği cezayı çekmekte olsaydı cezaevinde, polis memuruna kurşun sıkamayacaktı bugün sokakta. Yani onu demeye çalışıyorum. Şaban Bey, yani, önce benim söylediğim paralel bir şekilde diyor ki, ee, ya bu e, haller elbette polislerin yüreğinin acısının bir yansıması ama evet. yani onu hiç tartışmıyoruz şu anda.